Bismillahirrahmanirrahim. Bir kadın erkek tarafından boşandığında veya hakim kararıyla nikah akdi feshedildiğinde iki durum oluşur. Eğer erkek bütün boşama haklarını bitirmişse, yani üç talak dediğimiz hakkı kullanmış ise, bu kadının o erkekle hiçbir ilişkisinin kalmadığını gösterir. Bu şu demektir. Üç talakla boşanmış bir kadın, kocası olan insanla dünya hayatı şartlarında yeni bir nikahla nikahlanmadığı sürece %100 yabancı duruma düşmüşlerdir. Çocukların büyütülmesi veya ekonomik bazı ilişkiler nedeniyle ya da işte eski kadınlık kocalık ilişkisi nedeniyle yüzeysel görüşmeler yapmaları mümkündür. Ama yabancı bir erkekle yabancı bir kadın ne kadar ve nerede nasıl görüşebiliyorlarsa, üç talakla boşanmış bir kadın da kocası ile ancak o şartlarda görüşebilir. Eskiden evli olmuş olmak veya zamanında nikah akdiyle bir arada bulunuyor olmaları, Allah-u Teala'nın haram ettiği yabancı kadınla yabancı erkeğin bir arada bulunma durumunu mubahlaştırmaz. Burada sadece şu istisnayı söz konusu edebiliriz. Bir erkeğin kadını boşarken talak dediğimiz boşama hakkı üç kademede kullanılır. Eğer erkek bu üç hakkı aynı anda kullanıyorsa, bir defada üç hakkını da iptal etmiş demektir. Bu sözünü ettiğimiz şekilde bir boşanma ortaya çıkmıştır. Ama normalde Müslüman erkeğin böyle yapmaması gerekir. Normal bir boşanma, istişarelerden ve nihai kararlar makul bir şekilde verildikten sonra, erkek kadının aybaşı olmadığı bir dönemde, cinsel ilişkide de bulunmadıkları bir zamanda, yani kadının temizlik günlerinde ve o temizlik sürecinde de cinsel ilişkide bulunmamış olmaları şartıyla, erkek kadını boşar, seni boşadım der. Buna biz bir talak hakkı diyoruz. Bu durumda kadın, bu bir talakla boşanmış kadın, üç ay başı oluncaya kadar hala o kocasının nikahında geçici olarak durmaktadır. Eğer üç ay başı olduğu halde, üç ay başı oldu ve bitti, buna rağmen erkek talaktan vazgeçmediyse, bu kadın da resmen boşanmış kadın gibidir. Şu üç ay başı geçinceye kadar, ama talakın sadece bir tanesinin kullanıldığı bir ortamda, üç ay başı hali geçinceye kadar olan döneme, talakın dönüşüm imkanının bulunduğu dönem diyoruz. Buna rec'i talak deniyor fıkıh dilinde. Bu rec'i talak döneminde erkek, kadın hala karı kocalık ilişkisi yapma haklarına sahip oldukları için bunlar konuşabilirler. Hatta erkek talağını geri alabilir. Ve bu hakları da bulunduğu için, erkeğin ya da bu hakkı bulunduğu için konuşmalarında, oturup yemelerinde, içmelerinde, birbirlerinin bedenlerine tutmalarında bir sakınca yoktur. Ancak üç ay başı bittiği halde erkek verdiği talakı geri almazsa büyük talak gerçekleşmiştir.
Ondan sonra yeniden bir nikah yapılması gerekir. Bu yeni bir nikah gerektiği için de asıl nikah bitmiş, sıfırlanmıştır. Yeni nikah yapılana kadar da artık görüşme imkanı ancak sözünü ettiğimiz yabancı bir kadınla görüşür gibi vardır. Üç talaktan sonra zaten hiçbir şekilde kadın başka bir erkekle evlenip boşanmadıkça görüşme imkanı yoktur. Çocuk olması, işte ekonomik ilişkiler gibi nedenler çok rahat karı koca görüşür gibi görüşmeye asla ruhsat oluşturmaz. Bu şekilde bilinmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.